Arkadaşlar merhaba. 6 Temmuz Cumartesi ABD Belmont Park'ta 7-9 koşulu bir program var. 20-34'te başlıyor. Birinci altılık ayın ilk ayağı opsiyonel satış koşusuyla 3 kare İngilizlere mahsus 1200. Şimdi bir koşu. Koşu 62.500'lük bir şartlı satış koşusu. Bu koşuda 5 numaralı Run Curtis Run'la başlayacağız. Son startına bir baş farkıyla ikinciliği var. Run Curtis Junior'la start alıyor bugün. Son startı 1100 metre çim pistte. 4 numaralı Fauci Flavien Pryla start alıyor. Bu da son 3 startında 1100 metre çim pistte yarım boy ve boyun farklarıyla 2 tane ikincilikleri var. Bu büyük koşuda eşdeğer koşuda 6 numaralı Four Hard. Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor ve Jose Lescano ile start alıyor. Bütçemiz müsaitse 1 numaralı Sembi yazılabilir. Burada Manuel Franco ile start alacak olan. İkinci koşu bir satış koşusu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 300 kumda. Bu koşuda da 5 Nisan'da 1400 metre kum pistteki 50 binlik şartlı koşu. İki önceki startında 1.28.86 ile 6.5 boy farkla favori olduğu koşuyu kazanan Rad Ortiz Junior bu grupta koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Lakewood, Baywood 1 numaralı. Üçüncü koşu bir satış koşusu. 4 kare İngilizlere mahsus 1400 kumda start alacak koşu. 32 binlik bir satış koşusu. 6 numaralı Abun sonuna başlayacağız. Son iki starttaki 25 binlik satış koşularını 1400 kumda 1.22.70 favori olduğu son startında 1.11.32.1200 kumda kazandığı koşular. 4 numaralı Gentleman Joe önceki startındaki 50 binlik satış koşusunu 1600 kumda 1.36.54'te kazanmış. Fırat Ortiz Junior ile start alıyor bugün. 5 numaralı Needips No kendilik karmışlar favori olduğu son startında o da ikinciliği var. 1300 kumda. Deniz müsaitse 1 numaralı Digital Dylan Davis'le yazılabilir. Son 3 startında 1600, 1800, 1600 kum pistlerde ikincilikleri olan bir isim. Dördüncü koşu, ikinci altılı gayanın ilk ayağı bir Stakes koşuyla başlıyor. 22.08'de Belmont Derby Invitational Stakes. 3 yaşlı İngilizlere mahsus grup bir koşu. 1900 şimdi birbirine denk isimler mücadele ediyor. Burayı da şu sıralamayla kapatmakta fayda var. 750 bin dolarlık bir grup bir koşu. 4 numaralı Tricari ile ekür olan Endless ile başlayacağız. İkisi de son 3 startında bir Black Type ve bir grup 2 koşuyu kazanıyor. 1700 tapetada 1.44.79, 1700 şimdi 1.43.59 dereceleri. İkisi 5 numaralı Royal Majesty. Önceki startında 110 binlik bir şartlı koşuyu 1700 şimdi 2 boy farklı 1.43.57 ile kazanmış bir isim. Junior Alvarado ile start alıyor. Bilim Mutlu'nun antrenörlüğündeki. Daha sonra pardon Tricaro'nun ikilisi Endlessly 5 numaralı. Önceki startta bir grup 3 koşuyu 4 boy farkla kazanıyor favori olduğu 1800 tapetada 1.50.15 4 ve 5 ekürü. 1 numaralı Legend of Time son startında favori oldu. Grup 2 koşuyu 1800 şimdi 1.44.147.73'te baş farkında olsa kazanmış. Aynı koşuda baş farkıyla ikinci olan White Palomino var. Flavien Pryla ile start alacak. O da önceki startı 3 grup 1 maiden koşuyu 1900 şimdi 1.57.75'te kazanmış. Daha sonra 3 numaralı Royal Majesty az önce bahsettik. Önceki startındaki 1700 şimdiki şartlı koşuyu 2 grup farklı 1.43.57 ile kazanıyor. 5 ile başladık. 2 üstü 4, 1, 2, 3 sıralama. Dolayısıyla kapatmış oluyoruz bu ayağı. Beşinci koşu 4, 3 kare İngilizlere mahsus 400 kumda bir pardon, şartlı satış koşusu. 40 binlik satış koşusu. 4 numaralı Vespucci ile başlayacağız. Luis Rivera Junior ile start alacak. Geçen seneki son startında, daha doğrusu kariyerin ilk startında 57.500 bir maiden koşuyu kazandıktan sonra 1200 kumda 1.10.26 derecesiyle 1600 kumdaki bu seneki ilk startı 9 Mart'ta son anda yakalanarak bu farkıyla 82 binlik bir şartlı koşuda ikinciliği var. 6 numaralı Repoah John Velasquez de start alıyor. Son iki startında 1600 kumda bu farkıyla 1300 kumda da bir boydan az bir farkla ikinciliği var. Aynı 1300'deki aynı koşuda Repoah'ın arkasından 3. olan Since Hombre var sırada ve 7 numaralı Andy Kant son startında favori olduğu koşuda bir boydan az bir farkla ikinciliği var 1600 kumda. 6. koşu
Yine bir stakes koşu, Uğur Pitik koşu. 4 yukarı İngilizlere mahsup 1400 kumda start alacak. Bu da zor bir koşu. Denk isimlerin mücadelesi var. 200 bin toplam ikramiyeli, 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir Uğur Pitik koşu. 3 numaralı Prevalence ile başlayacağız. Önceki startlık şartlı satış koşusunu 6,5 boy farkla 1200 kumda 1.10 derecesiyle kazanan bir isim. Son startında favori olduğu koşuda grup 3 koşuda ikinciliği var. Rat Ortiz Junior ile şansını deniyor bugün. 4 numaralı Coastal Mission son starttaki grup 3 koşuda ikinciliği var. 2 önceki startında da bir Black Dog koşuyu 1400 kumda 1.23.21 ile Laurel Park'ta 13 Nisan'da 1.23.21 ile kazanmış bir isim favori olduğu 2 önceki startı. Bir numaralı Ever So Mischievous Tyler Gaffalon ile start alıyor. O da iki önceki startta grup 2 koşuyu 1600 kumda 1.35.32 ile kazandıktan sonra son startında favori olduğu 100 binlik şartlı satış koşusunda bir boydan biraz fazla bir farkla 1600 kumda 1.35.16 ile kazanıyor. 5 numaralı Mulligan son iki startındaki şartlı ve satış koşularına yaklaşık 6 boy ve favori olduğu son startında 3.5 farklı yaklaşık kazanıyor. 1200'deki derecesi 1.09.68, 1400'deki 1.21.72. Yazmadığımız bir tek 2 numaralı 90% Medi kaldı. Bu da son 4 startında ikinci olmuş. O son 4 startı grup 2, grup 3, Black Type ve Listed koşular 1400, 1300, 1200 metrelerde. 7. koşu Belmont Oaks Invitational Stakes. Belmont Oaks'ın dişilere mahsus olan koşusu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus grup 1-1 koşu. Koşu 500 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 1 koşu. 7 numaralı She Feels Pretty ile başlayacağız. Son startındaki Black Type koşu yaklaşık 6 boy farklı kazanıyor. Favori olduğu koşu 1600 içinde 1.38.59. Önceki iki startında da geçen sene grup 1 koşu kazanıyor. Natalmas'ta eksi 1600 içinde 1.35.34. Kariyerin ilk startını Maiden koşuyu da 100 içinde 1.02.81 ile kazanmış bir isim. 8 numaralı Cinderella Dust Dream bu ilk start alacak. Kariyerinin 5 startının 4'ünü kazanmış bir isim. Kazandığı koşulardan 1600 içindeki Stakes koşu 1.37.62. Romero Feliz klasik koşuyu kazanıyor yaklaşık 3 boy farklı bildiğim bu ilk 1.23.27 1400 için. Ondan önce de bir şartlı koşuyu 1.43.85 ile 1600 içinde o ilk startında da Linkfield'da İngiltere'de 1400 içinde 1.25.29 ile kazandığı bir Maiden koşuyla başlamış kariyerinin ilk koşusuna. 6 numaralı Segesta Rat Ortiz Junior ile start alacak. O da son iki startında 1600 içindeki favori olduğu Maiden koşuyu 1.35.03 ile kazanıyor. Daha sonra da bir grup 2 koşuyu 1800 içinde 1.48.24 ile yaklaşık yarım boy farkla kazanmış. Bütçeniz müsaitse 5 numaralı Secret Satir Gianfranco Dettori ile bu koşuda şans verdiğim son isim. O da önceki startın 2 boy farkla 2100 metre çim pistte 2.12.64 ile İngiltere'de kazanmış bir isim. Geldik 8. koşuya. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1600 çimde bir koşu. Koşu 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. 6 numaralı Victor's Valiant ile başlayacağız. Son starttaki şartlı koşuyu 1800 çimde 1.48.47 ile kazanmış bir isim. Favori olduğu koşu. 4 numaralı Alexis Zorba. Son 3 önceki startındaki Maiden koşuyu 1600 şimdi 1.33.50 ile kazandıktan sonra 25 binlik satış ve 82 binlik şartlı koşularda 1500 şimdi yarım boy farkla 1200 şimdi de baş farkıyla ikincilikleri var iki tane. 5 numaralı Complete Agenda Rubin Silvera ile koşuda şans verdiğim öncelikli son isim bütçeniz müsterse 2 numaralı Torigo yazılabilir. Son startında yarım boy farklı bir üçüncülüğü var 1600 şimdi. Geldik son koşuya. Bir Maiden koşu. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1200 içinde start alacak. Burada da kariyerinin ilk startında 3. olan 11 numaralı Research Results Rod Ortiz Junior ile Maiden'dan çıkmaya en yakın olduğunu düşündüğüm isim 1 numaralı Credit Worth ile Ecury. Koşu 90 bin dolarlık üst grup bir koşu. Kariyerin ilk startında bir boydan az bir farklı üçüncülüğü var. Bir tık üst grup koşuda. Aynı güzel diyorum. Aynı eşdeğer bir koşuda. İlk üstünde bugün koşu kazanmaya en yakın isim. Chad Brown adresindeki 1 numaralı Research 11 numaralı Research Results. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım çalışma kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci altılı Ganyan ilk ayağı 24'te start oluyor.
5 numaralı Ron Curtis, Ron. 4 numaralı Fauci, 6 numaralı For Harp ve 1 numaralı Sam Bay. İkinci kuşta 1 numaralı Playgood, Paygood. Koşuyu kazanır gibi gözüküyor Rod Ortiz Jr'la. Üçüncü koşu 6 numaralı Amundson, 4 numaralı Gentleman Joe, 5 numaralı Knee Deep in Snow, 1 numaralı Digital. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan Mika'ya bir grup bir koşuyla başlıyor. 22.08'de 5 numaralı Endlessly, 4 numaralı Tricari ile Ekürüye, 1 numaralı Legend of Time, 2 numaralı White Palamio ve 3 numaralı Royal Majesty sıralamasıyla bu aya kapatmakta fayda var. Ekürle birlikte 5. koşu 4 numaralı Vespucci, 6 numaralı Refua, 5 numaralı Sinsus Nombre ve 7 numaralı Andy Kant. 6. koşu 3 numaralı Prevalence, 4 numaralı Coastal Mission, 1 numaralı Ever So Mischievous, 5 numaralı Mulliken ve yazmadığımız bir tek 2 numaralı 90% Medi kaldı. Bunu da izleyip bu ayağı da kapatabilirsiniz. 7. koşu Belmont Oaks Kısrak koşusu. 7 numaralı Sheffield Spirit ile başladık. 8 numaralı Cinderella's Dream, 5, 6 numaralı Segesta ve 5 numaralı Secret Satir. 8. koşu 6 numaralı Victor's Valiant, 4 numaralı Alexis Zorba, 5 numaralı Complete Agenda ve 2 numaralı Torigo, şans verdiğim isimler arasında son koşu da Maiden koşu, 1 numaralı Creditworthy'nin ekürisi, 11 numaralı Research Results, Rat Ortiz Junior ile koşuyu kazanmaya en yakın isim. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar, mutlu hafta sonları diliyorum.